Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün Beholder'a sizlerle beraber devam ediyoruz. En son biliyorsunuz kızımız hastaydı. Ona bir doktor bulmamız gerekiyor. Oğlumuza... Tamam. Şey veremedik. Birazcık geriden başlatmış. Bu mesajı zaten okumuştuk. Tiyatroda olay çıkmıştı falan. O yüzden tekrar okumuyorum. Ancak görevlerimiz var halen. Kot pantolon giymek ve şey yasaktı. Evet, onları biliyoruz. Şimdi Clara, doktora bulduğumuz hanımefendi. Doktor demişken doktor. Bir saniye. Merhaba. Arkadaşız, benim kızım hasta. Onu muayene edebilir misin? Tabii ki edebilirim. Bu benim görevim, ben bir doktorum. Hatırlıyorum, bunu daha önce de yapmıştık. Gidip muayene ediyordu. İçki bulmamız gerekiyor. Marta'ya, bunun müstakbel eşine. Kendisi bizi 500 dolarla ödüllendirecek. Şimdi benim kaçmasına yardım edeceğiz. Şimdi kaçmasına nasıl yardımcı olabilirim onu düşünüyorum. Şu kızın durumu belli olsun. Ne? Fare mi? Ne oldu? Maden, fabrika, ilaç. Konuşmalar dönüyor burada ama. Karnı acıktı ve hasta. Sonuçları soruyoruz. Kızım neyi var doktor? Bekle, düşünmem lazım. Hazır olduğum zaman sana söyleyeceğim, haber vereceğim dedi. Peki. Bunun haricinde şu an başka görevimiz olmadığına göre arşivci bize yardımcı olabilir mi ya o konuda? Ya da sen? Merhaba? Yok. Sen bir yardım dokunmuyorsun sen. Gözlükleri vermiştik kendisine. Bunu konuşmuştuk ya. Henüz tamamlanmamış, peki. Hep konuştuğumuz şeyler. Adam geri girdi içeri. Adam çıksa aslında bir tane kamera yerleştirebilirim buraya da. İçeride ne oluyor, ne bitiyor. Biz de öğreniriz. Şurayı satın alayım diyorum. Bir tane daha komşu adayımız vardı. Belki onun yardımı dokunur. Elemanı kaçırmamıza. Ama bir yandan hani hastane masrafı falan olursa diye tırsıyorum. Aha. Önden göründü kapısından. Daha kavga ediyorlar mutsuz falan. Bunun araları pek iyi değil. Sen değil, doktor açsın kapıyı. Tamam, doktor da geldi en azından. Merhaba. Seni korkutmak istemiyorum ama Marta pek iyi değil. Ciğerlerinde bibasiler bir şeyler varmış. Galiba iltihaplanmış anladığım kadarıyla. Pek iyi durumda değilmiş. Antibiyotiklere acil bir şekilde ihtiyacı var. Ve İtalya ilaçları gerekiyormuş. Yara ilaçları seviyorum ama diyor İtalya ilaçlara ihtiyacımız var diyor. Yerel ilaçlar onu sadece daha kötüye götürür durumunu. Ve zaten oldukça ciddi durumda. Her gecikme de durumu iyice ölümcül hale getirir. 20 bin. Ho. Her kür 20 bin dolar. Ama daha ucuza bir şey bulamadım diyor. Senin çocuğun için
fazlasıyla şeyi riske ediyorum zaten dedi. 20 bin doları ben nereden bulacağım ya? Mevcut görevler 500 verecek. Buna yardım edeceğimize ne kadar verir bilmiyorum ama bir an önce onu halletmemiz gerekiyor. Şurayı satın al. İmzan geleni yapacağız. Bakalım. Başka birisi var mı? Yok. Tamam. Kendisi gemiciydi galiba. Öyle bir şeydi. Bakalım. Belki yardım eder. Klaus'un kaçmasına. Oraları girilmiyor. Dışarıda da yağmur yağıyor. Of, içim sıkıldı. Durum çok ciddi valla. 20 bin dolar her kür için bir de. Bir seferlik de değil. Sana satabileceğim şeyler var mı benim? Aspirin. Gerek yok artık aspirine. Satmanın da çok anlamı yok. Evlere biraz kamera falan yerleştirmem. Birileri bir şeyler karıştırıyorsa. Gerçi Klaus'un evi, buna gerek yok. Sanıyorum burada şu an kimse yok. Açsak. Kadın geliyor, kadın geliyor gel. Sen ne istiyorsun? Evet baba. Üniversitede bir sıkıntın mı var evlat? Evet baba. Para istiyorsun kısaca. Ne kadar para? 15 bin dolar. Oldu canım. Yürü git. Kız hasta burada. 15 bin dolar. Ben sizin yerinizde o adam dediklerini şey yapıyorum. O da aynı şeyi söylüyordur. Martha hasta, Patrick bak aynı şeyi söylüyor işte. Çok fazla para ihtiyacımız var onu kurtarmak için. Daha fazla paramız olacağı zamanlar gelecektir falan filan diye avuttuk kendisini ama yani 15 bin. Adam geri geliyor. Ya şu eve bir kamera yerleştirmek istiyorum ama bu en aşağıymış aslında, girsem girermişim. Sen oyalasak? Yok şey. Yemeğe gidiyorsun sen değil mi aslında? Yemek resmi çıktıydı kapısında. Kadın burada hala. Eğer sen de aşağı inersen. Aşağı indi, güzel. Aç 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 aç. Nasıl ya? Aç kapıyı, heh. Şurayı hemen. 350 al. Şundan bir tane yerleştir. Tamam. Bir tane daha yerleştirecek zamanım var mı diye bakıyorum da. Bir tane de şu adam odasına yerleştireyim. Yeni geldi şimdi, bu adamı tanımıyoruz. Buraya yapabiliriz. Şuraya takalım bir tane. 350'den alacağım yine bir tane daha. Geniş geniş görelim. Eyvah! Yakalandım. Merhaba. Sen ne ara geri geldin ya? Burada ne yapıyorsun? Üzgünüm, zaten gidiyordum. Hemen git buradan. Gidiyorum. Adam artık beni sevmiyor, çok güzel. Çok güzel bir iş başardık. Arkadaş şimdi girdin aşağıya sen ama ya. Olacak iş değil valla. Kendisiyle bir tanışalım. Pek hoş bir tanışma olmadı gerçi şimdilik ama.
kendimizi ona sevdirmemiz lazım. Bu arada 80'lerin müziği artık yasaklanmış. Merhaba. Ne istiyorsun? Tanışmak istiyorum. Kendimi tanıtmama izin ver. Benim ismim Carl ve ben bu apartmanın yöneticisiyim. Honest Papanedo imiş kendisi de. Aynen bu gemiciymiş. Yakında yelken açıyoruz diyor. Antipropaganda çalışmaları yapıyorlarmış. Yalnız mısın? Evet, yalnız yaşıyorum. Yakında evimizi terk ediyorsun, evimizden ayrılıyorsun. Haklı mıyım diyor. Evet, ayrılmak üzereyiz. İşte şeyler hazır. Komiteyi bekliyoruz dışarıda, işte onların da gelip tayfalarla tanışması falan filan gerekiyormuş. Nereye gidiyorsunuz? Önce güneye, oradan da Neol denizine gidecekmişiz. Gideceklermiş. Orayı gördün mü? Hayır, orası bir şehir mi? Orası en büyük ticaret limanı. Ticaret limanı şehri. İşte limanda bir hafta bekleyeceğiz, sonra kömürleri boşaltacağız. Biraz gezeceğiz. Bakacağız edeceğiz falan filan diyor. Şimdi yardım eder mi acaba? Neden bunu yapmalıyım ki? Sen bana bir şey yapmadığın sürece. Ne istiyorsun? Bir anlaşmam var. Zaman kötü. Gerisini getirmiyorum. Herkes elinden gelenin hep en iyisini yapıyor. Konserve balığım var. Burada herkesi tanıyorsun. Bana bir satıcı bul ve sana iyi bir ödemede bulunayım. Kalitesi nasıl? İyi işe yarar, iyi yiyecekler mi? En iyi kalitede. İşte başka bir kıyıdan ithal gelmiş. Sıcak kekler gibi satılıyor diyor. Peynir ekmek gibi satılıyor diyor. Ama bunu işte burada markette satmam pek güvenli değil. Bunları gizli gizli satıyorum. İnsanların dikkatini çekmemem gerekiyor. İşte yerde şey bulmuş. Yani balık, konserve balık. Eğer kimse sahiplenmiyorsa o senindir diyor. İyi olduğunu söylüyor şimdi. Satmaya çalışacağım. Harika. 50 tane verdi. Peki. Anlaşmaları yaptık. Kentfish. Şimdi ben bunu araştırabiliyor muyum bir şekilde? Araştıramıyorum. Şuradaki teyze kafeteryada çalışıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Dur, bu adam gidiyor. Sen hazır giderken ben bir daha bir kamera yerleştireceğim sana. Taktım. O kamera oraya takılacak. Gel içeri. Arkadaş gir içeri. Tamam, çamaşırhaneye gitti o. Gir. Tak. Güzel. Şimdi sen ne yapıyorsun orada, bir dakika. Oo. İçki içiyor. Yakalandın. İyi günler. İthal konserve balığa ihtiyacın var mı? Sardalya falan mı bu? Ton balığı mı? Ne bilmiyorum işte, konserve balık. Tabii ki ihtiyacım var. Sadece işte kemikler ve sular var. Şu dönemde çok fazla şeyimiz yok.
Peynir ekmek gibi satılır yemekhanede senin yaptığın şeyler. 30 tane şimdilik yeterli eğer şey olursa diyor. Herring ne demek bilmiyorum. İndirim yaparsan 60 tane alırım diyor. Bilmiyorum. Tam zamanında geldin. Yiyeceklerimiz bitmişti. Bana o konserveleri ver ve ben sana dönüşte parayı vereyim gibi şeyler dedi. Peki. Niye öyle kötü bir gülümseme gösterdi bilmiyorum ama. Ağlamak yasak, illegal. Ağlamayı yasaklamış hükümet. Yasaklar diye bir şey vardı. Dev kuş kabarenin oyunu vardı. Onu andırıyor bana bu oyun. Oyun derken tiyatro oyunu anlamında oyun. Tamam, siz gittiniz. Siz gitmişken ben buraya bir kamera daha yerleştirmek istiyorum. Neden diye sormayın. Kamera yerleştirebiliyorsam yerleştireyim. Ne kadar kamera o kadar iyi. Yani içeride olabildiğince bilgi edinmek istiyorum. Yoksa herhangi bir başka niyetim yok. Bir tane de küçüklerinden şu içeriye şuraya koy ve kaç. Çabuk 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 gelmeden. Koş 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 koş. Güzel. Bu arşivciden bir kıllandım niye bilmiyorum. Ama kullandım yani. Zaman içerisinde göreceğiz. Şu an için... ...15.000 ben sana veremeyeceğim. 20.000 bulmaya çalışıyorum. 68 saat kaldı. Umarım şu görevden bir şeyler yaparız. İçki istiyorsun hala. 500 altın... Yani. Fikrim var. Bu adamda içki vardı. İçki zaten yasak. Sen onu bana ver. Boş. Boş olmaz. Balık. Geliyor adam. Geliyor adam. Kaç kaç kaç. Sana içki bulacağız. Tamam. Satın alacağım artık. Yapacak bir şey yok. Zaman yetmedi. Satıcı da geliyor. Bakalım neler yapabiliriz. Aa ağlıyor. Ağlamak yasak. Yakaladım. Seni yakaladım. Niye ağlıyor acaba? Satıyorsun. Aspirin. Hiç mi ilişki yok ya? Yok valla. Sen ne yapıyorsun orada? Silah var adamın. Eyvah. Daha para getirip konuşalım sonra diyor. Peki. Ya kızımı kurtarmalıyım. Bakalım sen evde ne yapacaksın. Hadi bu amca yatıyor artık. Oraya bakmaya çok gerek yok. Takılmadım pek. Bunları koy koy peşinde hala. Heyecanla bekliyorum valla şu an ben de. Biraz hızlandıralım zamanı.
Yeni mesaj gelmiş. Hemen bakalım. Eyvah, gıda zehirlenmesi. Kömür madeninde gıda zehirlenmesi yaşanılmış. Bütün işçiler gıda zehirlenmesine maruz kalmış. Sebebi bilmiyor. Büyük ihtimal işte yedikleri balık çorbasından olduğu tahmin ediliyor. Aşçıların sattıkları şeyi kendilerinin de yemesi lazım diyor. Bu adam ne istiyor benden? Görev şey çıktı kafasından. Silahınızı bırakırsanız tabii daha güzel olacak. Bak sen. Dışarıya böyle yürüyemez ayağı yapıp içeride silahını çekiyor. Konserve balığın bir rezaletti. Yemekhanedeki herkes zehirlendi ve eşimin işine son verildi bu sebeple. Senin yüzünden hapishaneye tıkılabilir kendisi. Adamı ispiyonlayabiliriz. Ya da bu işi sessizce halledebiliriz. Gel şu işi halledeyim. Eminim herkes iyi olacaktır. Bu işle ilgileneceğim. Bir Raif'ten ne bekleyebilirsin? Seni ve aileni biliyorum. 1000 altın çok zarara sokmaz beni diye düşünüyorum. Çünkü zaten 20 bin altına ihtiyacım var. Yeterince fazla. Şimdi. Be adam. Seni ispiyonlamadım. İspiyonlayabilirim adama. Bunları götür. Bunların işini çöz. Sen girsene içeri artık ya. Konserve balık için param nerede benim? Onu bana vermen için seni uyarıyorum. Yoksa kafana bir şey fırlatırım falan diye. Senin verdiğin konserve balık çürüktü. Yaşlı kadın yetkililere bu yüzden rapor edildi. İnsanları yemekhanede zehirlemekten dolayı. Tamamen saçmalık. Onlar şeyde işte depoda 2 ya da 3 yıldır duruyorlardı. 10 yılda bile onlar bozulmaz. Bana parayı ver. Birinden biri yalan söylüyor bakalım. Amca biraz gider yaptık. Şimdilere şehirden ayrılmaları için yardım et. Onlar bunun karşılığında iyi para ödeyeceklerdir. Gemide onlara yer vardır diyor. Beni bir deniz kurdundan deniz çakalına mı dönüştürmek istiyorsun diyor. Düşmeme izin var. Tamam. Para yeşil olduğu sürece sorun yok. Pierre'e gitmelerini söyle. Onları kağıttan şapkalı bir paperet dedi. Kağıt şapka değildir. Büyük ihtimal denizci şapkasıdır. Bilmiyorum o tabiri. Onları bekleyeceğini söyle. Ben birisini arayacağım dedi. İyi bir şeyler yoluna giriyor sanki. Gel gel. Sen ne yapıyorsun? Orada bir şeyleri yakıyorsun.
Neyse, sen de bir konuşalım. Aa, kapanma. Merhaba. Bosun sana yardım edecek kaçman için. Merhaba Carl. Gün geçtikçe daha fazla umudumu kaybediyorum. Bosun'la anlaştım. John Papanero. O sana yolculuğunu da eşlik edecek. Şehre gidiyorlar onlar. Kondisyonlar çok iyi olmayabilir. Bir kömür gemisi. Ama halledersin. Şehir orası uluslararası bir liman. Ellerimle kömürleri kazmaya hazırım. Yeter ki şu yaşanan cehennem mekandan kurtulalım. Eşimle beraber. Bunu işte benim ne derler teşekkürüm olarak kabul et. Yetmez. İşte şeyde eşyalarını falan topla. Sonra Pierre'e git. Adam bize söylediği şeyler işte. Şapkalı adamla karşılaşacaksın. Sokakta seni bekliyor olacaklar. Onları tanırsın. Hayatımızı kurtardın. Bunu al, bu bir hediye kızın için. Sana bir mesaj göndereceğim. Aa, oyuncak ayı verdi. Sağ olsun. Ve biraz daha para verdi. Hoş. E, kadın geri geldi. Merhaba. Konserve balıklarla ilgili durum nasıl gitti? İşleri gizli tutmaya karar verdiler. Anlaşılan işte araştırmadan sonra anladıkları konserve balıktan daha fazlası varmış. İşte başka bir şeyler daha çürükmüş. Herring ne demek bilmiyorum. Ve bu herring bilmediğim şeyden süpervizör suçu sorumluymuş. O hapse atılmış. Boşuna mı beni şey yaptınız? Ayıptır ya. Hadi toplanıyorlar. Güzel. Evi boşalttılar daireyi. Balık da yasaklandı bu arada. Balık avlamak. Şimdi... Oyuncu kayı zorlayacağız. Moral olur diye düşünüyorum. Vereyim hemen. Benimle oynayacak mısın baba? Şimdi değil Marta. Ama... Bak sana ne getirdim. Tatlım. Bay Klaus işte bir numaralı daireden Bay Klaus sana bunu verdi. Bu oyuncak ayıya sahip olmak için ne hayaller kuruyordum. Hadi gidip ona teşekkür edelim. Marta, Bay Klaus ve eşi bugün ayrıldılar. Bir yolculuğa çıktılar. Biz de denize gidecek miyiz baba? Tabii ki tatlım. Söz veriyorum. İyi bari kızcağızı sevindirdik. Kadın mutsuz tabii kızın durumundan dolayı. 7 saat kaldı çocuğun 15 bin lirası için. 45 saat kaldı kızı iyileştirmek için. Ve para yok ortada. Sen ne yapıyorsun? Sen de gidiyorsun artık peki. O da taşındı. Önce bir şunu alalım. Şu an hiç kimse yok gelmek isteyen. Komşu falan. En azından hazır. Klaus'la ilgili görevi teslim ettik miyiz? Hah, mesaj geldi. Belki onlardan gelir para. Asıl önemli şeyi unuttuk. Evet.
Kalsiyumları evden çıkartmakta başarılıydın. Ama işte bunu saygılı bir yolda yapmadın. O hayati bir durum, anlıyor musun? Sıradaki görevin evine propaganda afişleri asmak. İşte huzursuz insanlar var şehirde, dikkatli ol dedi. Reputation arttı ama parada bir şey yok. O işaretlenebilecek yerler, yani şeyler, şunlar demek ki. Propaganda afişleriymiş. Buraya salalım. Ne oluyor burada? Hayda. Oh, çok kötü. Tamir edecek aracım da yok. $2000 aldılar bizden şey yapmadığımız için. Parasını ödeyemediğimiz için. Of of of. Nasıl olacak bu iş? Telefon çalıyor. Koş. Acil durum araması yapıyoruz. Dışarı çıkmak çok tehlikeli. Şehirde çok fazla isyancı var. Sakin ol ve ev içerisinde yapabildiğin her yeri tamir et. 2 günüm var. Peki. Bölümü de burada sonlandıralım o zaman arkadaşlar. Bilmiyorum kızın durumu ne olacak. Paramız yetmiyor hiçbir şekilde. 20 bin dolar ciddi para. Bir yerden bir şekilde o parayı kazanabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Kızımızı kaybedecek miyiz? Evin durumu ne olacak? Dışarıda isyan çıktı. Ben buralara poster asıyorum falan, saçma sapan. Bakalım. Bakalım, görelim arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.